Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler. Uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Bugün 27 Nisan Pazartesi günü Ay İkizler burcunda başlıyoruz büyüyen fazla. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi Ay Ay, ikizlerde ay günün büyük bir bölümünde e, mevcut kalacak. O nedenle hani günü genel hatlarıyla daha iletişim odaklı, paylaşım yapma, bildiklerimizi aktarma hususunda e, motivasyon sağlayacak olarak düşünebiliriz. İlk açımız 01 de kesinleşiyor. Ayın Neptün'le yapacak olduğu kare açı. Özellikle gece saatlerinde zihinsel olarak net olamama, e, duygularımızda bir karışıklık, e, olaylara çok pozitif bakamama, e, daha e, depresif ve kaybolmuş hissiyle karşılayabiliriz günü. E, yani zihinsel olarak biraz karışık hissettirebilir gece saatleri bize. E, fakat şöyle bir durum var. E, hani sabaha karşı daha doğrusu sabah 10.54 itibariyle ayın major minor açıları olacak hem plütonla hem jüpiterle. Hani bu durum biraz daha bizi plütonla yapacak olduğu özellikle 150'lik eee içe dönme, gerçeği kendi içimizde arama hususunda tetikleyeceği gibi her ne kadar bizi huzursuz hissettirse de gece saatin o karmaşıklığını bir nebze üzerimizden atmamıza sebep olacaktır. Sonraki açımız 19.59'da kesinleşecek. E, ayın e, Merkür'le yapacak olduğu sekstil açığı bu özellikle duygusal olarak düşüncelerimizi ifade etme yönünde Merkür desteğini hissedeceğimiz zaman dilimi saat 18.59 ve 20.59 aralığında. 2 saatlik zaman diliminde hissettiklerimizi ifade etmek, paylaşmak, e, paylaşımda Merkür'ün desteği hani cümleleri daha doğru, daha ulaşılabilir kılmak hususunda dengeleyecektir. Sonraki enerjimiz saat 20.27'de kesinleşiyor. Ayın Merkür'le yapacak olduğu seksi sonrası saat 20 20.27'ye kadar da ayın boşlukta ilerleyecek olduğunu yaklaşık bir saatlik zaman dilimini hesaba katmak lazım. Önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında ay artık Yengeç Burcu'nda olacak. Daha çok Güvenlik ihtiyacı hissedeceğimiz, duygusal olarak da güvence altında olma. Ay boğadayken biraz daha materyal odaklıdır. Ay yengeçteyken biraz daha duygusal olarak sevdiklerimizin de korunmuş, koruma altında olduğu, besleyebildiğimiz, onları beslemek istediğimiz daha anaç bir tavırla ve duygusal olarak taraflı bir şekilde yaklaştığımız bir enerji barındırır. Önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında da bu etki, ön planda olacak. Aynı zamanda bugün Merkürün Boğa burcuna geçişine de şahit olacağız. Ee, ki son enerjimiz bu yönde çalışıyor saat 22:52'de Merkür artık Boğa burcunda ilerliyor olacak. Merkür bizim iletişim tek, e, şeklimizi gösterir. Boğa burcundaki süreçte e, biraz daha sabit fikirli olabiliriz. Ön e, hani e, inatçı bir yapı, zihinsel olarak çok böyle kararımızdan dönmeyecek, olanı değerlendirip risk almadan ilerleme odaklı olabiliriz. Ee, hani önümüzdeki süreçte de Merkür Boğa Burcunun seyri sürecinde zarfında e, bu etki ön planda olacak diyebiliriz. Günün enerjileri bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 28 Nisan Salı günü Ay Yengeç Burcu'nda başlıyoruz Büyüyen Fazla. Gün içerisinde de Yengeç Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Ay Yengeç Burcu'ndayken biraz daha sevdiklerimize karşı korumacı bir enerji ön planda olur. Daha evcimen, anaç ve besleyici olma arzusu gideriz. Gün de etkisel olarak bunu bize veriyor. İlk açımız ayın ay düğümleriyle yapacak olduğu 00.15'te kesinleşecek güney ay düğümüne karşıt, kuzey ay düğümüne kare açısı. Özellikle is bu bir saat bir buçuk saatlik zaman diliminde hani ayın yengeçte olması geçmişi yad etmemizi sağlar ama ay düğümleri etkisiyle biraz daha geçmişe dönük yaptıklarımızı düşünerek ileriye adım atmak hususunda geçmişe odaklı olma güdüsünü taşıyacak olduğumuz zamanları gösteriyor. Diğer taraftan 09.08'de ayın Uranüs yapacak olduğu seks ile birlikte biraz daha objektif olma ihtiyacı ve etkisini göreceğiz. Ve Uranüs burada biraz daha olayları büyük resimden görme güdüsünü çalışıyor çalıştıracaktır. Ay biraz daha duygusal olduğu için taraflı olma güdüsü var. Özellikle 08.08 08 ve 10.08 saatleri arasında zihnimiz hem çok hızlı çalışıyor ama yapıcı olarak olaylara farklı marjinal çeşitli değişik kararlar vermek hususunda destek alabileceğimiz aynı zamanda daha objektif bir bakış açısını olaylara yansıtabilecek olduğumuzu göstermekte. 10-12'de ayın şironla yapacak olduğu Kare ile birlikte birazcık kırılgan e, hissiyat ön plana çıkabilir. E, zarar görme, zarar alma ya da zamanında zararlı hissetti zarar aldığımızı düşündüğümüz e, kendimizi bir şekilde yaralandığımızı düşündüğümüz konuların gündeme gelebileceği ki bu öyle bir zamandır ki çok da istemeyiz bunu düşünmek ama bir mesaj hatırlatabilir, gördüğümüz bir sahne bu duruma sebep olabilir. Hani burada birazcık hatırlamakla da alakalı kendimize hassas ve kırılgan hissedebileceğimizi gösteriyor. Bu iki saatlik zaman dilimi saat 11-12'ye kadar etkisini hissettirir. Ama aynı zamanda bu şunu da verir ki belli bir şifanın da hayatımıza yansıyabilecek olduğunu çünkü Şiron yarayı taşıdığı gibi şifayı da içinde barındıran bir astroittir. 12-38'de ayın güneşle yapacak olduğu seksli açıyla birlikte uyum ve denge geliyor. Ee, özellikle eril ve dişil e, kadın ve erkek diyebileceğimiz ebeveynlerimiz ve otorite figürleriyle alakalı konularda biraz daha anlaşmaya yönelik konuşmalar e, orta yolu bulmak, uyumlanmak dengenin ve ahengin olduğu yapıcı konuşmaların ön planda olduğunu gösteriyor bize. Hani eğer ki böyle bir konunuz varsa konuşmak istediğiniz e, saat 11.38 ve 13.38 8 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimini bu yönde değerlendirebiliriz. Fakat bu birazdan söyleyecek olduğum açı dün ve yarına da etkisi altına alacak bir açıdır. Bugün kendini gösterecek tam olarak. Merkür ve Satürn arasındaki kare açı 20-27'de kesinleşiyor olacak. Özellikle iletişimde kendimizi kısıtlı hissedebileceğimizi, plan ve programlarımız hususunda e, ...sınırlandırılmalar, kısıtlanmalar hissedebileceğimizi... İşte ...bu aynı şekilde seyahatte engeller verebileceği gibi... ...ticaret gibi yapı işimizle de alakalı konularda... E, ...sınırlı ilerleme e, etkisini verir... ...ya da bir blokaj enerjisini verir... ...hiçbir şey yoksa bile konuşmada kendimizi... ...sınırlanmış ve kısıtlanmış hissedebileceğimizi gösteriyor... her ne kadar 20-27'de kesinleşse bile... ...bu içinde bulunduğumuz 3 günlük süreci... ...etkisi altında hissedeceğiz... Bu enerjinin e, günün son enerjisi de bu şekilde yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 29 Nisan Çarşamba günü Ay Yengeç Burcu'nda başlıyoruz. Büyüyen fazda sevine de devam ediyor. Ay Yengeç Burcu doğası biraz daha olaylara duygularımızla yaklaşacağımız sevdiğimiz, değer verdiğimiz aileden gördüklerimize karşı daha taraflı ve mümkün olduğu kadar onları koruyan, kollayan, besleyen enerji olma taraftarı oluruz. Bu gün içerisinde de etkisini barındıracak bir enerji. İlk açımız saat 10-12'de kesinleşiyor. Ay'ın Neptünle yapacak olduğu üçgen açı özellikle e, yaratıcı etkinin ön planda olacağını gösteriyor bu bize. E, yaratıcılığını kullanmak hususunda ilham arayan mesleği doğrultusunda yaratıcılık tarafını ön plana çıkarmak isteyen e, kişiler için de bu e, çok ciddi bir yaratım gücüsünü tetikleyen bir enerjidir e, saat 11-12'ye kadar ki 2 saatlik zaman dilimini bu yönde değerlendirebileceğimiz gibi aynı zamanda pozitif bir e, yaklaşım belirlemek benim, e, benimsemek bununla birlikte daha olaylara merhametle iyici bir şekilde yaklaşmak hususunda da destekleyici bir etki barındırıyor daha umut dolu bakabiliriz bu saatlerde dünyaya sonraki açımız 19.00'da kesinleşiyor bu e, özellikle işte saat 18' ile 20 saatleri arasındaki 2 saatlik zaman dilimi Ay'ın Plüton'la yapacak olduğu karşıtlıkla birlikte duygusal olarak kriz içerisinde hissedebiliriz. Birazcık özellikle duygusal olarak manipülatif yaklaşımlar ay yengeç burcunda olduğu için ön plana çıkabilir. Hani hissettiğimiz şeyi ne görebilmek için duygusal manipülasyon söz konusu olabilir. Biz bunu başka taraf başka biri tarafından maruz kalabiliriz. Ee, ve sonrasında 22-29'da ayın Jüpiter'le de bir karşıtlığı söz konusu olacağı için ee, özellikle akşam saatleri, gece saatleri duygularda ee, birazcık aşırılıklara kaçma ve e, duygusal yükselme sonucunda karşımızdakine zarar verebilecek şekilde ta tavır ve davranış sergileme ön planda olabilir. Hani hem bu e, akşamüstü saatlerinde manipülasyonla, gece saatlerinde de abartı ve aşırılıkla, hani histeri dediğimiz olayla zaten hani içinde bulunduğumuz süreç biraz krizi ve kaosun içerisinde olduğumuz için hani duygusal olarak da bir anda e, patlama, aşırıya kaçma eğilimi gösterebileceğimizi gösteriyor bu süreç. Hani psikolojik anlamda incelediğimizde hani mümkün olduğu kadar daha sakin hani bu süreci geride bırakmak istiyorsak hassasız çünkü bu zaman diliminde içe dönerek e, belki yalnız kalmayı tercih ederek inzivaya çekilerek kendimizle baş başa olarak e, bu süreci geride bırakabileceğimizi düşünüyorum günün son enerjileri de bu şekilde yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle Herkese merhabalar. Bugün 30 Nisan Perşembe günü Ay Yengeç Burcu'nda başlıyoruz büyüyen fazda. Ama saat 04.06 itibariyle artık Aslan Burcu'na geçiyor. Önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında sahnede olma, e, yeteneklerimizi sergileme, e, onaylanma enerjisini yaşıyor olacağız. E, önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında. İlk açımızda bu enerjiye ters bir etki barındırıyor. 07.26 itibariyle saat 06.26 ve 08.26 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimi ee, ayın Satürn'e yapacak olduğu karşıtlıkla birlikte beklentilerimize ya da isteklerimize ulaşamayabileceğimizi göstermekte. o Satürn oradaki kısıtlama, sınırlama özel ve duygusal anlamda e, sorumluluk bilinciyle yaklaşım sergileme hususunda çok da istekli olmasak da bu enerji bize hatırlatacak gibi görünüyor. O nedenle sabaha birazcık e, içsel olarak sıkkın uyanabilecek olduğumuzu göstermekte. Sonraki açımız 13.40 46'da kesinleşecek. Ayın Merkürle yapacak olduğu kare açı bu seferde e, devrede. Özellikle ifade etmek yönünde, hani ifade biçimimiz biraz daha sert ve hani e, emri vaki olabilir ya da bununla birlikte olabilecek tartışmaları da gösteren bir etki barındırabilir. İletişimde zorlanabilecek olduğumuzu göstermekte öğle saatleri özellikle, hani e, en küçük bir şey bile tartışmayı varabilecek enerjiler barındırıyor. Dikkatli olmakta fayda var. 16-20 itibariyle ayın e, Uranüs yapacak olduğu kareyle birlikte e, duygusal olarak da biraz daha hani inşiy çıkışlı, çok e, sabit ve stabil olmayan bir ruh hali, marjinal, e, biraz da stres yönetiminde zorlanabilecek olduğumuz etkiler barındıran bir süreç. Hani, öğleden sonraki süreçte de birazcık gergin enerjiler ön planda hani gün içerisinde elle tutulur somut e, veriler almak istiyorsak ve bunu iletişimle sağlamak istiyorsak gergin etkiler var. Çünkü güne zaten başlangıç enerjimizde çok da onaylanmayacak olduğumuzu düşünerek başlıyoruz Satürn karşıtlığı neticesinde. 17-19'da Ay'ın Şiron'a yapacak olduğu üçgenle birlikte ruhsal olarak en azından yaşadığımız bu süreçte ki Ay Koç burcunda Ay, Ay Aslan burcunda Koç burcuna yapacak olduğu üçgenle birlikte bireysel anlamda her şeyden önce kendimizi bir ve bütün hissetmemiz doğrultusunda bir şifalanma güdüsüne nail olabiliriz bu noktada. Günün son açısı 23.38'de kesinleşiyor. Hani güne biraz gergin başladık, biraz gergin kapıyor gibiyiz. Hani imkanınız ve hani şartlarınız el veriyorsa bugün özellikle ikili diyaloglarda önemli şeyleri konuşmaktan biraz kaçınmakta fayda var. Çünkü hani böyle dokunsan parlayabilecek etkiler barındırıyoruz. Ay'ın bu sefer güneşle karesi var. Yani gece saatlerinde de çatışma Güdüsü ön planda olacak. İki ışık birbirini sert görüyor. E, eril ve dişil prensip ebeveynlerimizle otorite figürüyle olan iletişimde çok da anlaşma değil de haklılığın tartışılacağını. Hani uyum sağlamaktan ziyade benim şartlarımı kabul et güdüsünün ön planda olacağını gösteriyor. Hani bilgi vermekte, hani bu noktada biraz daha farkında olmakta da fayda var diye düşünüyorum. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 1 Mayıs Cuma günü Aslan burcunda başlıyoruz büyüyen fazla Gün içerisinde de Aslan burcundaki seyrine devam ediyor olacak. E, enerji olarak biraz daha sahne önünde olma e, kendimizi gösterme fark edilme olgusu ve liderlik potansiyelimizde deneyimleyeceğimiz bir gün. E, tüm güne etkisi altına alan bir açıyla başlıyor. 06.40'da kesinleşecek bir gün önceden hissetmeye başladık, yarın da hissediyor olacağız. Merkür ve Uranüs arasındaki kavuşum açısı. Şimdi bu özellikle e, her şeyden önce e, Merkürün iletişimi temsil eden bir gezegen olduğunu hesaba katarsak, iletişim hususunda yenilikçi yaklaşımları benimseyebileceğimizi, hayatımıza yeni şeyleri alabilecek olduğumuzu gösterdiği gibi e, yaratıcı fikirleri, marjinal denenmemiş yenilikçi fikirleri de. Hayatımıza sokabilecek olduğumuzu gösteriyor pozitif taraftan. E, ve diğer yanıyla baktığımızda işin Uranüs tarafında biraz daha e, sabırsız ve gergin bir hissiyat da ön planda olabilir. Hani ne zaman ne yapacağı belli olmayan e, düşüncelerimizi özellikle hayata geçirmek hususunda şok edici marjinal kararlar alabileceğimizi de gösteriyor. Bu üç günlük süreç zarfında fevri yaklaşımlardan kaçınmamız dahilinde bu enerjiyi pozitif yönde değerlendirebiliriz belirtmek isterim. 14-15 ikinci açımız e, Ay ve Venüs arasındaki seksil açı özellikle 13-15 ve 15-15 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimini kapsıyor olacak. E, sosyalleşmenin ön planda olacağı bir zaman dilimi, keyifli zaman geçirmek, hoş sohbet olmak, uyum sağlamak adına iletişim kurma temalarını bu 2 saatlik süreçte e, zarfında yaşayabiliriz. Aynı zamanda Venüs gökyüzünün küçük iyiciliği olduğu için dilek, arzu ve e, isteklerimizi gerçekleştirebilmek adına da bu zaman dilimini inzivaya çekilebilir, dua edebilir, bu şekilde değerlendirebilecek olduğumuzu söyleyebilirim. Sonraki açımız 19.04'te kesinleşecek. O Ay ve Mars arasındaki karşıt açığı Bu gergin bir enerji. Günü biraz gergin kapatıyoruz. Saat 18.04 ve 20.04 aralığındaki 2 saatlik zaman diliminde ee, özellikle biraz daha tahammülsüz ve e, öfkeye dönebilecek iletişimleri temsil ederken hani bu süreçte mümkün olduğu kadar e, daha hoşgörülü olmaya kendimizi zorlarsak Hani herhangi bir sıkıntı çıkmadan bu zaman dilimini atlatabiliriz. Hani bu süreç zarfında gergin ve agresif hissediyorsak, bir süre sonra akşam saatlerinde bu etkinin dağılacak olduğunu kendimize hatırlatabiliriz bu zaman zarfında. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 2 Mayıs Cumartesi. günü ay Aslan Burcu'nda başlıyoruz büyüyen fazla. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de üzerine konuşuyor olacağız. İlk açımız Ay ve Plüton arasındaki 150 derecelik açı 0001'de kesinleşiyor. Birazcık kaygı boyutunun yükselebilecek olduğu bir enerji barındırıyor bu. Çünkü 03.28 itibariyle Ay ve Jüpiter arasındaki 150'likle birlikte Özellikle gece saatlerinde duygusal kriz ve çok duygusal yaklaşımlar sergileme potansiyelimiz yüksek. Fakat e, işin içerisinde minör bir açı olduğu için sanki bu bizim kuruntumuz, kaygımız, e, hani vehim etmek deriz ya, hani olayları biraz daha karamsar bakabilecek olduğumuz için e, kendi kendimizi biraz huzursuz bir ruh haline sokabilecek olduğumuzu gösteriyor. Bu birazcık uykusuz bir zaman dilimi geçirmemize de sebebiyet verebilir. Saat 04.28'e kadar biraz gergin hissedebiliriz bu yönde. Saat 08.35'te Ayın Başak burcuna geçişiyle enerji değişiyor olacak. E, olaylara bakışımız biraz daha detaycı, metodik, e, eleştirel e, ve bununla birlikte daha çok odağımız hizmet ve yardım amaçlı olacaktır. Hani olayın duygusal tarafında değil de bunu nasıl çözerim yoluyla hareket edeceğimiz bir enerji önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında da etki bu yönde hissediyor ve deneyimli olacağız. Sonraki açımız 11.33'te kesinleşiyor olacak. Ayın kuzey ay düğümüne seksil, güney ay düğümüne de üçgen açı yaptığını görmekteyiz. Özellikle çevremizle uyumlu bir ruh hali bu iki saatlik zaman diliminde 10.33 ve 12.33 aralığında bizi daha uyumlu, daha birlik içinde hissettirebilir. Aynı zamanda Geçmiş deneyimlerimizi referans alarak ileriye dönük adımlarımızı değerlendirip bu yönde planlar yapabilecek olduğumuzu gösteriyor. Sonraki açımız 2018'de kesinleşiyor olacak. Ayın Uranüs'te yapacak olduğu üçgen. Şimdi burada biraz daha objektif e, bakış açısını benimseyebilecek olduğumuzu gösteriyor bu zaman dilimi bize 19-18 ve 21-18 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimi e, yenilikçi yaklaşımları benimseyebiliriz e, denenmemiş olanı denemek e, yeni şeyleri denemek hayatımıza yeniliği katmak hususunda destekleyici bir etki barındırıyor biraz daha büyük resmi görebilmek hususunda da o başan e, detaycı tık, e, tarafından çıkıp biraz daha büyük resmi görmek açısından da değerlendirebilecek olduğumuz bir enerji. Günün son açısı bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 3 Mayıs Pazar günü Ay Başak Burcu'nda başlıyoruz büyüyen fazla. Gün içerisinde de Başak Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Ay Başak Burcu'ndayken olayları biraz daha mükemmelliyetçi ve detaycı bir yaklaşım sergileriz. Aynı zamanda çözüm üretmek adına da çalışmaktan gocunmadığımız bir zaman dilimidir. Gün olarak da bu etkiyi yoğun bir şekilde hissedecek olduğumuzu söyleyebiliriz. İlk açımız 0238'de kesinleşiyor. Ayın Merkürle yapacak olduğu üçgen açı gece saatleri yani 0138 ve 0338 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimi ee, özellikle Merkür'ün desteğiyle iletişim kurmak, bilinçaltımızı anlatmak, duygularımızı anlatmak kendimizi anlatmak illa sözlü olarak da algılamamak lazım yazılı iletişimde de bizi destekleyecek bir etkidir ee, bu zaman diliminde de bu destekten faydalanabiliriz. Sonraki açımız 06.39'da kesinleşiyor ayın güneşle yapacak olduğu bu sefer bir üçgen açıyla güne başlıyoruz 05.39 ve 07.39 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimi özellikle kendi içimizdeki eril ve dişilin bilinç ve bilinçaltının e, duygularımızın ve egonun otorite figürleri ve aynı zamanda ebeveynlerimizle olan iletişimlerimizde e, daha çok uyum odaklı barışçıl bir enerjinin ön planda olacağını hani iki tarafında birbirini anlamak adına e, orada iletişimi sağlayacak olduklarını gösteren bir etki hani bu tarz bir enerjiye ihtiyacınız varsa bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz Sonraki açımız 18.05'te keseni şu hemen akabinde 18.21'de bir açı daha var. Şimdi ilki ay, Ay'ın Venüs'te yapacak olduğu kara açı, sonra da 18.21'de Ay Neptün'le bir karşıtlık yapacak. Bu açı iki açı aslında bakarsanız beraber çalışıyor gibiler çünkü Venüs e, Neptün daha doğrusu Venüs'ün bir üst oktavı olarak geçer e, astrolojide. Burada bir beklentinin e, ve bir mutluluk arayışının açıkçası e, bir hayal kırıklığıyla sonuçlanabilecek olduğunu gösteren bir etki ve daha doğrusu olaylara bakış açımız daha kırılgan ve naif. Yani ee, bir beklenti var onu göremediğimiz için de kırılma onun üzerine başka anlamlar yükleme gibi bir durum söz konusu olabilir bu zaman zarfı. 19-21 itibariyle enerji dağılıyor olacak. Ama bu saatlerde yani bu zaman diliminde olayları kişiselleştirme potansiyelimiz biraz yüksek. Aynı zamanda karamsarlığa kapılma durumumuz da var. Dikkatli davranmakta da fayda var. 23.47'de minör bir açımız var. Günün de son açısı ayın Mars'la yapacak olduğu bir 150'lik. Bu saatler içerisinde de dürtüsellik ön planda olabilir. Sakarlıklar ve buna benzer bunun dahilinde kazaları da verebilecek bir etki barındırıyor. Hani akşam saatlerinde riskten uzak tavır ve davranışlar sergilemekte fayda var. 00.47 itibariyle bu enerjiyi de geride bırakıyor olacağız. Günün son açısı da bu şekilde. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum. Yarın tekrar görüşmek mekemiydi ile